Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere para araçlarını anlatacağım. Alın ver. İlk önce karar nedir? Kararla başlayayım. Bir iş veya sorun hakkında düşünerek görünen kesin yardım. Bugün nerede yemek yesek? Hangi sinemaya gitsek? Yarın tenis oynasak fırtına çıkar mı? Bu veri için hangi makine öğrenmesi, algoritması kullansam daha iyi sonuç alalım? Yani bu tarz sorunlarımız var. Bu tarz sorunlara bir karar vermemiz gerekiyor. Karar araçları da bu tarz sorunların kararlarını vermemizde bize yardımcı oluyor. Karar araçları algoritması en çok kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarından biridir. Karar araçları gözetimli makine öğrenmesi algoritmasıdır. Yani verilerimiz etiketli, sonuçlarını biliyoruz. Karar araçlarıyla regresyon ve sınıflandırma işlemleri yapabiliriz. Kolay bir örnek üzerine gidecek olursak, şimdi V operatörü için A ve B değerlerimiz var. Bunların sonuçlarına bakacağız. Bu basit bir karar ağacı aslında. Kökümüz A. İşte A'nın yanlış olduğu yere baktığımızda sonucun hep yanlış olduğunu görüyoruz. B'den bağımsız olarak. O zaman A yanlış ise sonuç da yanlış diyebiliriz kafadan. Eğer A doğru, B doğru ise sonuç doğru oluyor. Yani birbiriyle ilişkisi V kapısı için böyle. Eğer A doğru, B yanlış ise sonucumuz yanlış olarak çıkıyor. Bu basit haliyle bir V kapısının karar ağacı. Şimdi biraz kirlilikten bahsedelim. Şu ilk baştaki kutucuktan bir kırmızı top seçmeye çalışsak, yani olasılığımız nedir? %100'dür. Sadece kırmızı var. Ortadaki kutucuktan seçmeye çalıştığımızda ise biraz böyle şimdi zorlaştıktan yeşil top gelebilir. En sonunda da %50-%50 kırmızı ya da yeşil top gelebilir. Yani kırmızı seçme olasılığımız biraz daha azaldı. Yani ilk kutucuğa bakarsak orada bir saflık söz konusu, son kutucukta ise bir kirlilik söz konusu. Farklı olasılıklar doğurduğu için. Peki verimizde kirliliği nasıl ölçebiliriz? Entropi ve Gini indeksinden yararlanarak kirliliği ölçebiliriz. Entropi, belirsizliği ve beklenmeyen durumun ortaya çıkma olasılığını gösterir. Eğer örneklerden tamamı düzenli homojen ise entropi 0 olur. Eğer örnekler birbirine farklı ve eşitse entropi 1 olur. Buradaki P'yi sistemdeki olasılığın tüm olasılıkları oranı. Yani kırmızı topu seçme olasılığımız. İlk kutucukta 0'dı. Son kutucukta %50-%50 olduğu için entropimiz 1 oldu aslında. Farklı ve eşitse, yani şöyle bakarsak, yani kırmızı yeşil var. Yani tek değil, iki tane özelliğimiz var, yani rengimiz var. Gini indeksi sistemdeki örnekler için eşitsizliğin ölçüsüdür. 0-1 arasında bir değere sahiptir. Gini indeksi 0 ise numunenin tamamen homojen olduğu ve tüm örneklerin benzer olduğu anlamına gelmektedir. Yani saf olduğu anlamına gelmektedir. Gini indeksi 1 ise örnekler arasında maksimum eşitsizlik vardır. Şimdi sondaki kutucuk için Gini indeksi ne diyebiliriz? Bir cevap verebilir misiniz? 0 mu 1 mi? Şimdi örnekler arasında maksimum eşitsizlik var. Yani şu örneğe baktığımızda %50-%50 ikisi de gelebilir. Şimdi karar ağacının biraz bölümlerinden bahsedelim. İlk önce ilk kararı verdiğimiz bir kökümüz var. Sonra kökten dallanan ve yeni kararlar oluşturan karar düğümlerimiz var. Ve karar düğümlerinin sonucunda da yapraklarımız oluşuyor. Bu aslında basit bir ağaç figürü. Karar ağaçlarını biz böyle gösterebiliyoruz.
Bir örnek üzerinden gidersek tenis resimimiz aldığımızda şuradaki durumlar tenis oynayıp oynamama durumumuzu gösteriyor o gün için. İşte güneşli, sıcak, yüksek, hafif, yani hava güneşliyken sıcaklık sıcakken, nem yüksekken, rüzgar hafifken oynayamıyoruz. Biraz farkın kurduğuna da gelelim. Örnekle birlikte devam edelim. Şimdi ağaç adında bir klas oluşturarak kara ağaçlarını implemente etmek istedim ben. Biraz fonksiyonlarından bahsedelim klasın altındaki. İlk önce init fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuz klas ilk çağrıldığında ilk yapmamız gereken adımları yapıyor. Dediğimizi hazırlıyor. Ve son adımda da fark ettiyseniz gövde fonksiyonumuzu çağırıyor. Cins score için bir fonksiyon yazdım. Yani cins score'u hesaplamak istediğimde bu fonksiyonu çağırıyorum. İşte dal diye bir fonksiyon hesapladım. Ben ona bir veri veriyorum. O verinin karşısındaki kolonların cin değerlerini bana dönüyor. Ben oradan seçim yapabiliyorum. Hangi cin daha düşük, ona bakabiliyorum. Gövde fonksiyonu da aslında bütün bu önceki söylediğim fonksiyonların yürütülmesinden sorumlu fonksiyon. Ama fonksiyon olabiliriz yani bu klas içinde. Fark ettiyseniz ilk önce dal verisini çağırıyor. Sonra bu daldaki küçük cin olan veriyi alıyor. Ve o küçük cin olan veri içerisinde bir for döndürüp onun sonuçlarına, yani onun özelliklerindeki sonuçlara bakıyor. Ya yeni gövde hesaplıyoruz ya da bir karar veriyoruz. Yani bugün oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım ya da daha fazla parçalama mı gerekiyor? Şimdi örneği gerçekleştirelim. Tenis karar ağacı devri değişkeni ağaç tenis verisi olarak çağırdım klasını. İlk önce dal, self dal veriyi çağırdım. Yani dal fonksiyonu çağırıyor. Şimdi hava güneşliyken, bulutluyken ve yağmurluyken buradaki sonuçlarımız var. Bu sonuçlar üzerinde aslında bir olasılıkları çıkartıp cin indeksi buluyoruz. İşte cin indeksi hava güneşliyken, yani buradaki iki evet oranımız 2/5, 5 tam yani bütün olasılıklar güneşlideki. 1-2/5'in karesi, -3/5'in karesi eşittir 0.48 çıkıyor. Hava güneşliyken cin indeksimiz. Bulutluyken 0 çıkıyor. Hava yağmurluyken 0.48 çıkıyor. Bu cin indekslerini biz topladığımızda havanın toplam cin indeksini buluyoruz. Bu işlemi tüm kolonlar için yapıyoruz. Ve tüm kolonlardaki cin indekslerini buluyoruz. Sıcak için 0.439 çıkmış. Rüzgar için 0.428. Nem için 0.360 çıkmış. Şimdi yani bu tabloya baktığımızda biz bir yerden ilerlemek istersek hangi şeyi almamız lazım cin indeksi olarak? Büyük olanı mı almamız lazım? Küçük olanı mı? Ortadakini mi? Evet, küçük olanı almamız lazım. Burada küçük olanı almak için fonksiyon çağırıyorum ve hava çıkıyor. Şimdi ben köke havayı yerleştiriyorum. Yani havanın özellikleri üzerinden ben ilerleyeceğim. Güneşli havaya bakacağım, yağmurlu havaya bakacağım, bulutlu havaya bakacağım. Yani seçim yaparken ilk önce yani bana bir veri geldiğinde güneşli yani havanın durumuna bakacağım ve oradan ilerleyeceğim. Şimdi havanın güneşli, yağmurlu ve bulutlu olduğunu ayırdığımızda şurada bir homojenlik söz konusu değil. Hayır, evet olarak gözüküyor. Fark ettiyseniz. Burada fonksiyon yeni gövde çağıracak. Burada da aynı şekilde yeni gövde çağıracak. Burada bulutluysa zaten hava bulutlu olduğunda ben direkt oynayabilirim diyebilirim. Burada karar evet çıkacak. Buna direkt evet diyebilirim. Şimdi bu iki fonksiyon için, yani bu iki özellik için, güneşli ve yağmurlu olduğu zamanları için hesaplama yapacağız. Yeni gövdeler hesaplayacağız. Bu sert gövdeden, yani şu fonksiyondan tekrar aynı fonksiyon çağırıyorum aslında.
Çünkü parçalaya parçalaya gidiyorum aslında. Şimdi hava güneşliyken, yani şu hava kısmını kapattığımızda şu sıcak nem rüzgar için biz cin indeksi tekrar hesaplayacağız. Aslında ilk yaptığımız işlem gibi. Ama bu sefer havamızın güneşli olduğu özelliğimiz var. Yani güneşli olduğu durumumuz var. Hesapladığımızda da hava güneşliyken nem değerimiz cin indeksi 0 çıkıyor. Cin indeksi 0 çıkıyorsa nemin, demek ki nem burada, nemin özellikleri isimlerimizi tamamen homojen şekilde dağıtabiliyor. Yani şurada baktığımızda hava güneşli, nem normalken durumumuz evet. Hava güneşli, nem yüksekken oynayamayız. Hayır. Burada kararımızı verdik. İşte birinde evet çıkıyor, birinde hayır çıkıyor. Ağacın güncel görünümü böyle. Buyurun. Şöyle, yani birbirini etkileyen bir durum varsa, yani sıfır çıkmıyorsa tekrar o gölge için hesaplama yapmanız gerekiyor. Çünkü yani onu ayıran başka bir özellik üzerinden devam etmeniz gerekiyor. Çünkü yani tam homojen olana kadar. Tamam. Oradaki yani aynen. Ya başka bir hastalık ortaya çıkartıyor olabilir ama biz burada nasıl onun kararını vereceğiz diyorsunuz aslında. Ya oradaki yani işte öksürüklü, yani işte artık ne verimiz varsa öksürüğe neden olan işte ayrı kolonu olarak baktığımızda işte ne bileyim yani şöyle mesela siz kanserle başka bir hastalığı nasıl ayırıyorsunuz? Yani birçok veri var. O verilerin farklılaşmasından dolayı yani farklı bir yöne kaydığı zaman yani şöyle diyelim. Burada mesela aynen. Zaten hiçbir zaman öğrenemeyiz. Evet. Hani şöyle de olabilir. O kadar yani. Hani başka bir şey var. Hani mesela bir hastalığı başka bir şey gösterebilir ya. Oradan mesela varsa birinin içinde zaten o onu söyleyecek. Yani oradan öğrenecek. Ama yoksa olmayan bir şey, bağımlı veya hiçbir şey değişeceği için hiçbir şey söyleyemeyecek. Bu arada ben bu sunumu da kanser vesileyle yapmak istiyordum ama o yerdeki böyle biraz oynama yapmam gerekiyordu. Yani onları gerçekleştiremediğim için bu tenis servisiyle devam ettim. Kendimizde kanser var ama onu biraz üzerinde oynamam gerekiyordu. Onları yetiştiremedim. Kanser sorusu. Yani verimiz sonuç olarak bir yerde yani dallanırken farklı bir özelliğini gösterir. Farklı karar vermemizi sağlıyor. Burada zaten en son güneşliyken nem de yüksekken hayır sonucumuza varmış. Nem normalken her sonucumuza varmış. Güncel gördüğümüz böyle. Şu an yağmurluya bakacağız. Çünkü bunlar için artık işlemimizi tamamladık. Şimdi yağmurluyken hava cin indeksi hesaplayacağız. Ya bu da aslında bu veri için baktığınızda da gözle görebilirsiniz. Ama daha büyük verilerde bunu gözle göremeyebilirsiniz. Yani şuraya baktığınızda hafif rüzgarda evet.
güçlüyüz ya, daha iyiyiz. Yani bu özellik direkt ayırdığını buradan da görebiliyorsunuz. Aslında sezgisel olarak da söyleyebilirsiniz. Ama daha büyük bir veri kümesinde bunu söylemek çok bu kadar kolay olmaz. Burada hesapladığımızda rüzgar sıfır çıkıyor. Tam olarak, omaj olarak bölüyor derimize. Evet, hayır. Şimdi deniz karar başladı, sonuçlar da çağırdığımızda bize şu veriyi dönüyor. Ağacımız da bu şekilde. Şimdi yarın hava güneşli. Yani sıcaklık çok soğuk, bir sıcak var. Rüzgar da çok güçlü. Sıcağını oynayabilir miyim ben? Aynen yani. Ama bak, bakın yani burada şöyle bir şey var. Karar ağacı bizim aslında nereden başlamamız gerektiğini bize söylüyor. Yani biz burada karar ağacına baktığımızda ilk önce havadan başlıyor. Havamız ne? Güneşli. Sonra nereden devam et? Nereden devam ediyor? Nemimiz normal. Sonucumuz aslında evet. Yani buradan yani karar